Fenerbahçe transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapmak üzere arkadaşlar. Aykut Kocaman takıma tekrar dönüşü diyelim. Çünkü bir ara istifa etmeyi çok düşündü ama Aziz Yıldırım'ın kardeşi Ali Yıldırım onu ikna ederek takıma geri döndürdü. Fenerbahçe'deki ilk transfer atağı ise şu anda Levante'den Vieira ile kiralıktan geri dönen futbolcu Türk futbolcumuz Enes Ünal. Video geçmeden önce sizlerden küçük bir ricam var arkadaşlar. Eğer videoma like atarsanız kanalıma çok büyük bir katkıda bulunmuş olursunuz. 2 saniyenizi ayırarak emeğe saygı olarak videoma like atarsanız kanalıma gerçekten büyük bir katkınız olur. Abone olmayan arkadaşları da abone olmaya davet ediyorum. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Milli takım formasını 7 kez giymiş Enes Ünal, 20 yaşında 1.85 boyunda ve santrafor mevkiinde görev yapıyor. Enes kariyeri boyunca Bursa, Manchester City, Genk, NAC Breda, Twente, Villarreal ve Levante formaları giydikten sonra Villarreal'den tekrardan Villarreal'e geri döndü. Levante'den kiralık olarak forma giyiyordu. Çok geç gördün orayı. Çünkü Levante'nin bütün forvetleri sakatlanmıştı ve bu sebepten dolayı Villarreal'den Enes Ünal'ı istediler. O zamanlar Enes Ünal Carlos Bacca ile forma rekabetini çoğu zaman kaybediyordu ve forma giyemiyordu. Birazcık da La Liga tecrübesi olsun diye onu Levante'ye kiraladılar ve güzel bir sonuç elde ettiler. Villarreal çünkü bu oyuncuya 14 milyon euro gibi bir yatırım yaptı. Fenerbahçe Yansen ve Soldado'dan istediği verimi alamayınca Enes Ünal'ı kiralık olarak kadroya katmak istiyorlar. Kesinlikle Fenerbahçe satın almak gibi bir niyeti yok. Çünkü bu oyuncunun bonservisi çok uçuk bir rakam istenecektir Fenerbahçe için. Siz Enes Ünal'ı Fenerbahçe'de görmek istiyorsanız Enes Ünal artı 1, görmek istemiyorsanız da Enes Ünal eksi 1 yazmayı unutmayınız arkadaşlar. İkinci bir aday Shelby. Kariyerine Charlton altyapısında başladı. Liverpool, Blackpool, Swansea ve Newcastle formaları giydi. Şu anda Newcastle forması giyiyor. 25 yaşındaki İngiliz futbolcu 1.84 boyunda ve merkezi orta sahada görev yapıyor. Ozan Tufan'ın yerine çok güzel bir oyuncu olacaktır. Bu Josef Tosozo ile birlikte çok iyi bir ikili olabilirler. Bonservis bedelinin şu an birazcık düştüğü tahmin ediliyor. Önceden 16 milyon euroydu ama 10 milyon euroya kadar bonservis değeri düştü. Eğer ki Josef de Souza satılırsa John Shelby kesinlikle alınacak. Ama satılmasa da alınma ihtimali bulunan bir futbolcu. Orta sahanın ortasına mevkisine göre Premier Lig'de çok iyi hatırı sayılır oyunculardan bir tanesidir. John Shelby Fenerbahçe'de görmek isteyen arkadaşlar Shelby artı 1, görmek istemeyenler de Shelby eksi 1 yazabilirler. Bir diğer aday Deniz Türüç, Kayseri'de oynayan 24 yaşındaki futbolcu Hollanda altyapısında yetişmiştir. Graafschap'tan Eagles'a, oradan da Kayserispor'a transfer olan Deniz Türüç'ün piyasa değeri 5 milyon euro gibi bir rakam. Fenerbahçe bu futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık alıp daha sonra sezon sonunda satın almak istiyor. Milli takım formasını bir kere giymiştir. Siz Deniz Türüç'ü Fenerbahçe'de görmek istiyorsanız Deniz Türüç artı 1, görmek istemiyorsanız da Deniz Türüç eksi 1 yazmayı unutmayınız. Ve son olarak Fenerbahçelilerin rüyası Hatem Ben Arfa. 30 yaşındaki Fransız 1.78 boyunda ve 10 numara mevkiinde. Gerektiğinde de sağ kanat veya forvette oynayabilir. Fransa milli takım formasını 15 kez giydi. Kariyerinde Clarif, Olympique Lyon, Marsilya, Newcastle, Hull City ve Nice, Paris Saint-Germain formaları giymiştir. Paris Saint-Germain transferi belki de hayatının en kötü tercihini yaptığı Ben Arfa. Siz Ben Arfa'yı Fenerbahçe'de görmek istiyorsanız, Ben Arfa artı 1 görmek istemiyorsanız da Ben Arfa eksi 1 yazmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar, videomun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videolara like atmayı unutmayınız. Yarın gene bomba gibi bir video ile karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler diliyorum.